Merhabalar değerli arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç arkadaşımızın sorusu oldu. Atanırsak hocam bu Covid döneminde de olsak veya başka bir zamanda da olsak atandığımız yere gitmemiz gerekiyor mu? Acil mi bu durum diye sordu arkadaşlarımız. Arkadaşlar bakın önemli olan ana nokta şu. İşe başlıyorsunuz. Yani mesela düşünün bir markette işe başlasanız, bir dershanede işe başlasanız. Yani en azından işe başlamak için oraya gitmeniz gerekmez mi? Tabii ki gerekir. %100 beklerler sizi oraya. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nda da öğretmenliğe başlarken mutlaka ve mutlaka gitmeniz gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim. Mesela ben doktoraya başladığım zaman öğretmenliğe de devam ediyorum tabii ki. İznim bitmişti o zaman. Tam böyle iznimle denk geldi. Ve gitmem gerekiyordu. Mesela belgelerimi teslim etmek için bile sınavları falan geçmiştim yani. Sadece belgelerimin teslimi için bile hani noterden onay falan istediler. Yani düşünün bak yani sadece doktora da belgelerin teslimi için bile böyle bir şey istemiştiler benden. Dolayısıyla işe başlarken böyle şeylerin bile kabul olduğunu düşünmüyorum. Ama hani bir yani çok zor durumdaysanız bir bakarsınız ama hani orada imzalar falan atılacağı için siz çalışacaksınız. Sizin yerinize birisinin imza atması ne kadar doğru olur bilemiyorum. Ayrıca rapor alınması gerekiyor sizinle alakalı. Hani mesela tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu çıkarılacak mesela. Siz olmazsanız sizin yerine ben mi muayene olacağım yani? Dolayısıyla hani bir de şu var. Zaten arkadaşlar siz orada işe başladıktan sonra artık bir memur oluyorsunuz. Memur. Memur memuriyet mahallinden ayrılamaz. Dolayısıyla şu anda hepimiz memuriyet mahallimizdeyiz. Dolayısıyla zaten işe başladığın andan itibaren memuriyet mahallinde bulunman gerekiyor. Dolayısıyla da senin yerine bir başkası gidip işe başlayamaz veya sen memuriyet mahallinin dışında bulunamazsın. Nasıl olacak peki? Kontenjanlar açıklanacak, atamaya başvuracaksınız ve atamalar gerçekleştikten sonra kararnameler beklenecek arkadaşlar. Bakın orada bir açıklık var. Yani o kararnameler ne zaman gelirse o andan itibaren artık siz 15 gün içerisinde eğer başka bir şehirdeyseniz 15 gün içerisinde o ilde olmak zorundasınız ve ondan sonra da o ilde olmak zorundasınız. Yani şu anda biz hani uzaktan çalışıyoruz ama biz şu anda kanunen esnek çalışmaya tabiyiz. Yani biz hala daha memuriyet mahallimizde bulunup çalışıyoruz ve haftada bir günde okula gidiyoruz zaten. Dolayısıyla il dışına çıkarsanız, il dışında başınıza bir şey gelirse veya herhangi bir şey olursa, yani il dışında olursanız eğer suç işlemiş olursunuz yani. Hani işle alakalı tabii ki sıkıntı yaşarsınız bu anlamda. Dediğim gibi hani bu sağlık raporunun da alınması zaten çok önemli. Yani şu an Covid döneminde eğer iş başlangıcınız olursa zaten yine sizin de bunları yapmanız gerekecek ve orada bulunmanız gerekecek arkadaşlar. Evet, bir iki tane soru sormuştu arkadaşlarımız. Dedi ki bir arkadaşımız, hocam korona dönemi olsa bile gitmemiz gerekir mi? Evet arkadaşlar, korona dönemi bile olsa işe başlangıç yaptığınız için ve memuriyete başladığınız için ve o imzayı attığınız andan itibaren memur olacağınız için oraya gidip orada o andan itibaren bulunmanız gerekir. Yani korona dönemi de olsa, korona dönemi bitse de bu böyle olacak arkadaşlar. Durum bu şu anda. İkinci soruda okullar açılınca gidilemez mi hocam? Şu anda zaten okullar açık arkadaşlar. Sadece uzaktan hani eğitim var. Bizim içinse hani çalışan açısından düşündüğünüz zaman da esnek çalışma şartları geçerli arkadaşlar. O yüzden biz hani hali hazırda memuriyet mahallimizde bulunmakla yükümlüyüz şu anda. Durum bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz ve sorularla bizi yönlendirdiğiniz için, yorumlar yaptığınız için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.